Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 6 yıldızlı rütbe 3 kıyamet atlısı Storm gameplay yapacağız arkadaşlar. Şu anda betadayız. Önümde 6 yıldızlı rütbe 3 200 kopya Storm var. Özelliklerinden kısaca bahsedeyim. Zaten bir sayfa özelliği var. Özel saldırıları şok ve sersemletme atıyor bir ihtimal. Sonra pasif olarak üstündeki şok zayıflatıcılarının tesisini %60 azaltıyor. Güç barının dolduğuna göre. Ve üstünde şok zayıflatıcısı varken özel saldırı hasarı %30 artıyor. Adeta yani geri tepme ustalığı gibi. Süper yeteneğinde de rakibin güç barı dolduğuna göre özel saldırıları fazladan hasar veriyor arkadaşlar. Bu şekil. Şimdi kıyamet özelliklerini söyleyelim. Evet, böyle bir takım yaptım tabii ki. Önce kıyametten bahsedelim. Kıyametin Storm'la sinerjisi var biliyorsunuz ve kıyamet atlısı özelliği veriyor. Evet, diyor ki şoklanmış bir rakibe ağır saldırıyla vurduğumuzda her ağır saldırı vuruşumuz %60 ihtimalle rakibe ekstra şok atıyor. Ve Storm'un değiştirilmiş saldırısının %70'ini 8 saniyede hasar olarak veriyor. Bakın, değiştirilmiş saldırı diyor. Yani sizin ustalıklarınız açıksa çok daha fazla hasar vereceksiniz veya güçlendirme bastıysanız buradaki hasar oranı artacak. Ve rakibin şoklu olması gerekiyor ki ağır saldırı attığımızda ekstradan şok atacağız. Ve asıl önemli yer kıyamet atlısıysa şok özellikleri %50 daha uzun sürüyor ve ağır saldırı bütün şok zayıflatıcılarını yeniliyor arkadaşlar. Baş alınıyorlar yani. Mükemmel bir özellik. Yani 100'e 200'e kadar, hatta sonsuza kadar şok biriktirebiliriz rakibin üstünde. İşte bu Storm'u God Tier yapıyor gerçekten arkadaşlar. Evet, böyle bir takım yaptım. Magneto X evi, Professor X, Cable, Apocalypse ve Storm. Cable zaten Apocalypse'i 4 yüke çıkarmak için hemen. Professor X'in de Storm'la sinerjisi var biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Storm %20 şok potansiyeli kazanıyor. Yani daha fazla hasar vereceğiz şoklarımızla. Evet, ilk önce Labirent Kızıl Halkı'nda, sonra da Star-Lord'da deneyeceğiz. Bakalım kaç vuruşta alacak her ikisini. Evet, her karoda da bir mesaj çıkıyor arkadaşlar. Çok sinir. Evet, Kızıl Halk'a geldik. İlk önce Apokalips'i 4 yüke çıkaracağız. Evet, çıkardık. Savaşı sonlandırıyoruz. Şöyle dirilteceğiz şimdi. Keşke diriltmeden de kıyamet atlısı özelliğini aktifleştirebilsek. De öyle de biraz dengesiz olurdu herhalde. Evet, Magneto X evinin de özelliğini aktifleştiriyoruz. Ki rahatça onu siperletip ağır saldırımızı atabilelim. Evet. Tabi sersem bağışı olan yerlerde bu pek etkili olmayacak. Şimdi ilk önce Kızıl Halk'ı şok atmamız gerekiyor. Şoklamamız gerekiyor yani. Durduk yere ağır saldırı atarsam şok yemez. Şoklanmış bir rakibe ağır saldırı atınca ekstra şok atıyor. Ve kıyamet atlısıysak bunları yeniliyor. Evet, önce özel saldırısını attırayım da öyle L1 atayım bari. Evet, şoku attım. Ah, şok yemedi, tüh. Bir daha atarız, sorun değil. Evet, attık bu kez. Şimdi bir ağır saldırı atıp göstereyim. Bakın, hem şokları yeniliyor hem de yenisini atıyor. Böyle böyle yükseliyor ve 8 taneyle 1938 hasar veriyoruz arkadaşlar yarım saniyede. Evet, 11 etti. Evet, 3243 hasar arkadaşlar. 15 geldi. 19. Hasarı görüyorsunuz zaten. 22. Tabi özel saldırısını da attırmamız lazım arada kaybetmemek için. Evet, 50K vurdu gördüğünüz gibi. Özel saldırı ikisi. Çok da güzel hasar veriyor. Sonuçta özel saldırıları tek vuruş olduğu için 50K hasar vermesi normal. O kadar Profesör X var, kıyamet var. Bayağı arttı. Bakın, 9315'er vuruyor arkadaşlar. 10.000'e gelmek üzereyiz. Geldik hatta neredeyse. Bir daha yapalım. Evet, 10.838 vuruyor gördüğünüz gibi tek sefer, yarım saniyede. Zaten Kızıl Halk'ın canına bakın, yarıladık bile. Evet, 54'e çıktı. Bir yandan özel saldırı 2 de atıyoruz. Evet, 61'e çıktık. Böyle bir hasar yok yani. 65. Artık bıraksam kendi kendine ölür.
Evet, bırakalım kendi kendine ölsün artık. Vallahi hasarı gördünüz arkadaşlar, mükemmel oldu. 112 vuruş da aldı. 112 vuruş arkadaşlar, bizim klasik Storm yani. 112 vuruşta Kızıl Halk'ı aldı. Labirentteki Kızıl Halk'ı. İnanabiliyor musunuz? Tabii Profesör X'in, Magneto X evinin de etkisi büyük. Şimdi bir de Star-Lord'a gideceğiz. Bakalım sınıf dezavantajıyla onu kaç vuruşta alacak. Şöyle aşağı iniyoruz. Başta dövüşü ayarlaması uzun sürüyor biraz. Kıyameti kıyamet atlısı yapıyoruz falan. Magneto X evini aktifleştiriyoruz direkt falan işte tekrar. O kısım sıkıcı bir tek. Evet, aktifleştiriyoruz gene kıyamet atlısını. Magneto X evinin de özelliğini unutmuyoruz. Bu çok lazım. Bu olmadan labirentte gitmez. Vallahi Magneto X evini arada yenilerseniz böyle arkadaşlar, kıyamet atlısı Storm'la gidersiniz labirenti. 112 vuruşta Kızıl Halk aldı gördüğünüz gibi. Bazı hero'lar hariç tabi. Ay, alışkanlık. İlk önce onu şoklamamız lazım. Evet, şokladık. Sersem de yedi. Biriktirmeye başlayalım artık. Ah, kaçış yaptı. Kızıl Halk hiç kaçış yapmamıştı. Evet, 19'a geldik. %4'ünü aldık canının. Atmaya devam ediyoruz. Evet, özel saldırı atmadan dövelim hadi bakalım nasıl olacak. Ay, dayak yedik, durdurulamaz olduk o yüzden. Kombomuzu kaybettik ama önemli değil. Evet, 38'e geldik. Evet, %15'ini aldık. İyi gidiyoruz. Özel saldırılarını da rahat her seferinde kullanıyor neyse ki. L3'üne yaklaşırsak gidebilir şoklar çünkü. Hadi at ya. Heh, attırdık. Eyvah, gidiyor. Hızlı. Ama bunda hepsi gitmiyor arkadaşlar. Killmonger'ın kanaması değil, bir tane şok gitti alt tarafı. Evet, 66'ya getirdik. %30'unu aldı canının. Bakalım ne kadar arttıracağız şokları, ne kadar hasar göreceğiz. Başka videolarda mesela Abyss'te de deneyebilirim bunu arkadaşlar. Ama Abyss'te pek uygun değil işte, birkaç hero geçmem lazım orada denemek için. Evet, 84 etti. 15k vuruyoruz. 16k. Sınıf dezavantajı da var unutmayın, canını yarıladık. Evet, 100'ü az kaldı. Ve evet, 100'e çıkamıyoruz. En fazla 99. Olsun, 99 yeteri kadar iyi yani. Evet, çok az kaldı arkadaşlar. %19'a geldi. Evet, artık bıraksak kendi kendine ölür zaten. Ama işi sağlama alalım. Son bir yenileme daha yapalım, sonra bırakalım. Evet. 5, 4, 3, 2, 1 ve indi. İşte gördüğünüz gücünü arkadaşlar. 188 vuruşta aldı. 3.3 milyonluk canı 188 vuruşta alabiliyor. Güçlendirmesiz ve ustalıklar kapalı arkadaşlar. Bir de ustalıklarımı açsaydım düşünün. Çok daha kısa sürerdi.
Bir dahakine ustalıklar açık denerim belki. Böyle abiste denemeyi düşünüyorum daha sonra. Birkaç adam geçtikten sonra falan denerim. Evet. Kıyamet atlısı Storm'da bu şekilde arkadaşlar. Valla sırf bu özellik için yükseltilir mi bilmiyorum ama R2 atılır. Bu özelliğinden faydalanmak için özellikle apokalipsiniz varsa. Bence yükseltin derim. Aynı Cable gibi. Cable nasıl bozmalarını sürekli biriktiriyor. Storm da aynı mantık arkadaşlar. Tabi Storm'un bir bağışıklığı yok. O açıdan kötü. Ama ikisini aynı görüyorum ben arkadaşlar. Storm hasar konusunda biraz daha üstün Cable'a göre. Evet. Bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. Storm'la ilgili sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.